İşte bu Roma, Mussolini'nin faşizmle yapmak istediği milliyetçiliğe esas olmuştur. Nahvet, benlik. Bir Romalı için Romalı olmaktan başka çare yoktur adam olmak için. Roma vatandaşı kabul edilmiyor. 50 sene Roma'da kalıyor, kabul edilmiyor. Roma vatandaşı. Bütün haysiyet Romalı olmakta. Öyle bir ahlak ki o, bir gün bir Romalı'ya yalan söylüyorsun diyorlar. Kalkıyor yerinden, ortada bir ateş yanıyor. Elini sokuyor ateşe, dirseğine kadar yakıyor ve bir Romalı yalan söylemez. O şimdiki makarnacı İtalyanlar bu ahlakı taklide taklılar da bir gülünç oldular. Taklide hiç şey olmaz. Şimdi kronolojik sıraya göre, zaman sırasına göre Hazreti İsa devrine gelmiş bulunuyoruz. Hazreti İsa demin bahsimizin dışındadır, esas bahsimiz İslamiyet'tir dediğim dinlerden, hepsi İslamiyet, en son gelen peygamber olarak, topyekun cihanın ve kainatın peygamberinden evvelki son peygamber olarak gelen bildiğimiz peygamber. Fakat bunun bir hususiyeti olduğu için onu ele almalıyız. Hazreti İsa devrinde ve Hazreti İsa zamanında çok nazik bir yerindeyiz konferansımızın. İdeolojik ve içtimai bir plan görünmez. Ruhi plan görünmez. Onun ideolojisini cemiyet satına çıkaranlar havarileridir. Saint Paul, Saint Pierre vesaire. Şimdi Hazreti İsa'yı tanımak lazım. Bunu da demin otelde bir arkadaş bana Burhan Toprağı sordu. Ondan müşterektir. Hadisemiz oldu. Bir menkıbe halinde anlatayım da. Bütün insanlığın ilk ve son peygamberinin mümtaziyeti olanca haşmetiyle meydana çıksın. Bu Burhan Toprak ismini söylediğim arkadaş diye öldü. Allah'tan taksiratının affını dileriz. Bir aralık Hristiyanlığa kayar gibi oldu. Fransa'da benden tahsildeyken. Ve zannederim benim caydırmaktan ona doğru yolu göstermekte büyük emeğim meşti. Bana itap ettiği eserlerinde Alafran ve Kemal'in ne abes bir şey olduğunu bana öğreten Necip Fazıl diye yazıyor. Ben İstanbul'da büyüktür zaten intisap ettiğim zaman bunun haberi vardı. Bu zaten akademide müdürdü. Ben de Garberi bir artık profesörüydüm. Her an beraberiz. Benden bir gün Efendi Hazretleri'ne gitmeyi istedi. Peki dedim gel. Ben sana öğrettim nasıl olacak, nasıl oturacak. Edebini bir veliyle görüşmedim. Gittik. Alafran ve Kemal diye dönüp de İslamiyet'e gelen bu adam. Hazreti İsa'dan bahsi bile bir cürüm telik ediyordu. Halbuki Hazreti İsa'nın da hakikati İslamiyet'te. Bugün biz hiçbir Hristiyan'a İsevi demeyiz ki. Hazreti İsa'yı da tanımak isteyen gene Müslümanlığa gelecektir. Fakat huzuruna çıkar çıkmaz velinin sordu. Hazreti İsa hakkında ne buyurursun? Büyük velilerde hemen herkesin anlayacağı bir eda vardır. Bunlar lüzumsuz sualin manasız cevabını vermezler. Ve her suale miktar-ı kafi cevap verirler. Cevap verme telaşları yok. Kısaca cevap verdi. Babasız hak peygamber. Fakat bu doyurmadı arkadaşımı. Sordu. Bizim peygamberimize nazaran farkı büyüktü dedi. Neydi efendim? Dedi ki Hazreti İsa'da melekiyet galipti. Meleklik vasfı. Bizimkinde ise beşeriyet galipti. Unutmayın ki melek beşere secde emri almıştır. Ve şeytan secde etmediği için şeytan almıştır. Bu insanın hakikatidir. Beşeriyet nefsle kaimdir. Ve bütün dava nefsi yenmektir. İşte onun içindir ki Hazreti İsa melekiyette en ileri derece olmasına rağmen beşeriyet vasfının dışında olduğu için beşeriyet vasfının en üst rütbesinden çok aşağıdadır. Peygamberlerin sırası şöyledir. Bilmeyenlerinizin bilmesini isterim. Birinci dereceyi konuşmaya lüzum yok. Kainatın efendisi diyoruz. Peygamberler peygamberi.
İkinci derece Hazreti İbrahim'dir. Üçüncü derece Hazreti Musa'dır. Dördüncü derece Hazreti İsa'dır. Nefs. Bir gün bir cihattan dönerlerken Allah'ın Resulü böyle minyatür gibi ince atlar üzerinde ashaba diyorlar ki şimdi küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz. Ashab soruyor, nedir ya Resulullah? Koca bir cihattan geliyoruz. Buna küçük diyorsunuz. Büyük cihat nedir? Bir kişinin tek başına kendi nefsiyle muharebesi. Cihad-ı ekber budur. Milyonluk orduların milyonluk ordularla muharebesi değil. Nefs. Bütün dava bundan ibaret. Bu da ayrı 10 konferansa sığar ve yeri bu değil. Şimdi Hazreti İsa devrinde melekiyet vasfı noktasından her şey ruhtadır. Ondan sonra havarileri bu işi içtimai mesele yaparlar. Bugün Roma'da Vatikan Kilisesi'nin ismi Saint Pierre. Yani havarilerden Saint Pierre'in bina ettiği Katoliklik mezhebi. İsmi Katolikon. Umumilik demektir. Ortodoksluk da onlar da Sünnilik demek. Hazreti İsa'nın saf olan itikadını onun semaya vurucundan sonra bozan adamın da ismi Sempol'dur. Ve bu Yahudidir. Yahudinin ne demek olduğunu sonra göreceksiniz. Ayağından astırdı kendini Roma'da. Saul isimli bir Yahudi. Şimdi bunlarda da Hristiyanlık dini esasen Hazreti İsa'nın hak olan dini Resulullah'ın nübüvvet ve risaleti anına kadar makbuldür. O da tenzihi manada saf itikadı muhafaza etmek şartıyla. Halbuki Resulullah'tan evvel bozulmuştu Hristiyanlık. Ancak muhafaza edenler hak dindeydi. Bunu da tarihidir, hikmet olarak bilelim. Bunda da Allah'a inanmanın büyük ruhi hamlesi önünde içtimai manada bir ideolojik zemin yok. Nihayet ondan sonra orta çağ karanlığı başlıyor ve İslamiyet'e sıra buluyor. Zaman sırasıyla gidiyoruz. Burada bir sigara yakmalıyım ki heyecanımı bulayım. Her yerde diyorum ki teyplerde iyi kaybetsin, kulaklarda iyi dinlesin, yanlış manalar verilmesin. Hiçbir inkılabı kastetmeksizin, şu veya bu demeksizin, çünkü cihanın milyonlarca sahte, yüzlerce hakiki inkılabı var. Hiçbirini kastetmeksizin diyorum ki her yerde inkılap kelimesini ucuza kullananlardan olmayınız. İş portaya düşürmeyiniz. İnkılap nedir? İnkılap, kaybetmekten geliyor. Bir şeyin bir şeye dönmesi. Değişiklik. Eğer sadece basit değişiklikler inkılap olsaydı, yanan bir kağıt karbon olduktan sonra o hale inkılap demek lazım geliyor. Veya yediğimiz bazı yemekleri çıkardığımız zaman meydana inkılabın gelmesi lazım. İnkılap, bir kemal halinden bir üstün kemal haline geçiştir. Ve çok pahalı bir davadır. İnsan çapında, kul çapında pek çok insafları var dünyanın. Fakat bilmek lazım gelir ki inkılabın da ne olduğuna dair hikmetleri bakımından ders alacağı saha İslamiyet'in zuhurundaki manzaradır. Ve o inkılap değildir, mutlak inkılap. Mutlak ve nisbisi var her şeyin. O peygamber elindeki inkılaptır. İnkılabın da ne olduğunu gösterir. Demin bir aralık dedim ki size Avrupa'da bazı hakikatleri tasdik insafı vardır da bizim mürtetlerde yok. Aynen böyledir. Thomas Carlyle isimli mütefekkir İngiliz tarihçisi Kahramanlar isimli eserinde Hazreti Peygamber'den bahsederken beşeriyetin başı üstüne bir yıldırım gibi indiler. Tüylerin ferir insanı. Buna rağmen koyu protestandır. Bu kadar yükselttiği halde İslam'ın eşiğine başını koymamış.
ve samimiyetten bahseder. Der ki, her dava adamının ilk hastası samimiyettir. Bu benim Sadık Kahramanlar'da gene uzun uzun dahile tabi tutuluyor. Ondaki samimiyet gelmiş geçmiş hiçbir adamda yoktur der. Ve bir takım misaller koyar. Halbuki en güzel misali unutur. Ben vereyim o misali. Mekke'de bir gong gibi bir alet vardı. Şöyle vurulduğu zaman tuğuş sesleri çıkaran, ürperen bir alet. Bu alete dokunmak yasaktır. Ancak bir büyük felaket olduğu zaman, bir zelzele, bir yangın, bir düşman hücumu bu alete vururlar ki halk kaçışsın ya toplansın, haber verilsin diye vaziyet. Müthiş ve sıcak günde Allah'ın Resulü emir veriyor sahabilerine, İslam'ın Çile devrinde. Gonga vuruyorlar. Tunç ürperiyor. Bütün Mekke çınlama içinde kalıyor ve herkes koşuşuyor. Vardıkları zaman oraya Resulullah'ı görüyorlar, bir taşın üstüne çıkmış. Diyor ki, en büyük mucizelerinden biridir bu. Anlamak lazım. Diyor ki, ey Nas, ben size desem ki, şu gördüğünüz dağın arkasında düşman var. Ve işte de gongu çaldım, haber vermek için. Şimdi içeri inecek, malınıza, mülkünüze, namusunuza, ırzınıza çalışacak. Bana inanır mıydınız? Bütün kafirler bir ağızdan sana inanırdık. Sen yalan söylemezsin. İsmin Muhammedül Emin'dir. O zaman diyor ki işte bu anı hazırlıyor. Öyleyse bana gene inanın. Ben Allah'ın Resulüyüm ve sizi kıyamet gününün korkusuyla korkutmaya memnunum. O vakit alay ediyorlar. Şimdi şuradaki samimiyete bakın. Samimiyet davasına inanmış insan demektir. Böyle bir söz yalandan icat edilemez. Bu muhaldir, muhal. Ve işte büyük inkılap. Ve daha hacında bu inkılabı icma ile kulasa öz halinde görmüş. Ve daha hacında 100 bin sahabi vardır. Böyle bir mahil. İyi bir satır üzerinde 100 bin sahabi. Allah'ın Resulü kızıl tüylü bir devenin üstünde. Arkalarından güneş batmak üzere. O zaman bu hoparlörlerden almadığına göre her 100 adımda bir sahabi kendi sözlerini tekrar ediyor. Oradan bir başkası alıyor. Oradan bir başkası alıyor. Ve bütün cemaat duyuyor. Tek tek konuşuyorlar. Zaten konuşmalarındaki hususiyetlerden biri de kelimeleri silgülerek tek tek telaşsız, makul ve emin konuşmalarıydı. İlk sözlerinden biri, layık olmak şartıyla başınıza burnu halkalı bir habeşi geçse, ona itaat etmekle bağlı olmakla mükellef. Bütün başları gidiyor. Şimdi bakın inkılaba. Araba her şeyi kabul ettirebilir. Zıpla buradan güneşe doğru dersiniz. Olur mu olmaz mı demez, zıplamayı tecrübe edebilir. Bir seddenin üstüne yatırıp cımbızla etinin koparılmasını teklif kabul edilir. Oba gayretini, kavim gayretini, kavim gururunu feda etmez. Ne hale gelmiş o Arap ki başına burnu halkalı bir habeşi geçse layık olmak şartıyla Araplığını unutup ona itaat emrini alır. Bedir gazasında biliyorsunuz mukaddesat haklarının en büyüğüdür din haklarının. Çanakkale şehitlerine Bedir'in gazetesinin kadar olur diyen Akif'in Müslümanlık gayreti malum, takdirimiz malum, orada bir hatası vardır. Bütün dünya Hazreti Adem'den son ana kadar hak, mukaddesat din haklarını toplasanız bir hamamda esteniz Bedir'in bir ashabının sahabisinin çarığı kadar kıymeti yoktur. Çünkü o ilk haktır. Ve babanın oğluyla, kardeşin ağabeyiyle, amcanın yeğeniyle çarpmıştı haktır. Nerede kaldı olma gayreti? Oğul babasının kafasını keser, saçından tutar, Resulullah'ın ruhuna götürür. İşte küfür ve isnaden babanın, ısrardan babanın evlat eliyle verilmiş cezası der ve ayağının dibine koyar. İşte inkılap.
Demirse plastik dünyadan bahsediyor Yunan. Arap'ın da dünyası plastikti Resulullah gelince kadar. Ve Arap kan sarhoşu bir canavardı. Bir kaplan. Bir soluk esti çölde. Bir soluk. Peygamber soluğu. O soluk her kum tanesi içine bir Elhamra sarayı yerleştirdi. Ve dış aleme bağlı Arap su başında ağlayan bir ceylana döndü. İşte inkılap. Veda haccında İslam'ın bilançosu silinir. Bütün bilanço. Hukuki, asi, içtimai, iktisadi bütün ölçüler ipuçlarıyla oradadır. İşte bütün bir hukuk. Çocuk kimin yatağında bulunduysa onundur. Hakikat Allah'a malum. Ne muazzam bir hukuki esas. Faiz haramdır. Ve ilk haram ettiği faiz amcası Hazreti Abbas'ın faizidir. Kan davası haramdır. İlk haram Abbas'ın oğlunun yeğeninin davasıdır. Ayağımın altında çiğniyorum ben. İşte inkılap. Bir kavim bütün anılarından, bütün adetlerinden, bütün yaşayışından, bütün alaka ve sevgilerinden koparılmakta başka bir dünyaya çekilmektedir. İşte inkılap. Ve bunun ismi mutlak inkılap. Ve orada söyledikleri son söz. İşte zaman devrini icra ede ede çıktığı noktaya vardı. Thomas Carlyle diyor ki, beşer şu kadar sürelik hayatında yüz binlerce yıllık bu kelam irtifakına çıkamam. Bunu anlamak mümkün değil, o kadar derindir bu. Fazla sıyırmak istemem, benim öbür toprağında zaman şeyinde, felsefesinde bu geçer, zaman. Ve zaman, Einstein'ın da söylediği gibi bir daire etrafında çerendir. Saatler de daire değil. Bazı budalalar, sahte ilerişler, zamanı oklava gibi düz bir şeyin üzerinde giden basit bir kemiyet hesabı zannederler. Sen benden iki sene sonrasın, ben senden üç sene evvel. Ne demek ki? Keyfiyet hesabı. Benim bir piyesimde şu söz vardı. İstanbul'da kumdan, apartmanla deniz kumundan yapılır. Pat diye düşüyor sekiz katı birden. Soruyor Akşak Konak piyesinde. Baba, sizin diyor bu devrin deniz kumundan yapılan apartmanları mı daha genç, Mısır'ın ehramları mı? Şimdi bu münasebette biraz gülmeniz için hadi zaten başka bir konferansa bağlı bir teşvik geldi aklıma. Bize gelici devlerin mahiyetini izah. Evet, birçok buluşlarımız var ya, bugün bir tanesi çok enteresan bu. Şimdi bunlar zamanı bir sicim üzerinde basit bir hacı zannederler. Bir şiirde de söylerim, zaman sonsuz daire, başı ve sonu nerede? Bazen geriden gelen binbir deviriler. Zamanı korkutanlar mürteci diyor bana ve yükseliyorlar alçaldıkça tabana. Ben Fransa'da bir at yarışına gittim. Bilirsiniz ki at yarışları bir daire üzerinde olur. Bir kavis üzerinde. At yarışlarında daima en yüksek atlar koşar. İngilizler de arada, Araplar da arada, yarım kadar da arada çünkü düşük kan öbüründen koşamaz, geride kalır. Ve birinci ile sonuncu arasında devir farkı yoktur. 30-40 metre fark var nihayet. O gün tuhaf bir şey oldu. Kim bilir hangi kaltaban katırın soyundan gelmedi at, felli felli olmasa hemen ense kulak yerinde koşmadı. Halkta Fransızlar da ata bir gün millettir. Yuhaa filan diye bağırıyorlar. Subay yarışıydı. Subay Mahmuz Kamçı basıyor gitmiyorlar. Dört devirdi yarış. Öbür atlar üçüncü devri bitirdiler. Dörde giriyorlar. O daha birinci devri bitiriyor. Fakat onların önünde. Bitiş noktası daha evvel vardı. İşte bize geleceğim yerine bu kaltaban katırın cinsinden gelenlerdir. Ama
Tam kıyası biraz daha ileride. Dediğim gibi ortaçağ karanlığı giriyor ve iskolastik cenderesi. Bunu da Müslümanların artık bedava Müslümanlık yok saydır. Bir muazzam diyalektik, yani söz söyleme sanatına malik olmamız gerekiyor. Ve küfrü her yerde maskesini yırtacak bir felakat, bir kültür, bir telkin, bir kuşatma karakterine sahip olmamız ve kabiliyete malik olmamız icap ediyor. Bedavacılık yok. Şimdi skolastik, bunu duyarsınız. Bunu bize de tatbik ediyorlar. Hatta sonunların modası var. Teokratik idare yapaydır. Neymiş be teokratik idare, anlatır mısın bana? Kelime şey, hırsızı. Bunlar bilmedikleri mefhumların sizi arkasına girerler, bir şey biliyormuş gibi görünürler. Teokratik idare, Hristiyanlık hakkında karşı tatbiktir. İslam hakkında değil. Nitekim, içtimai adalet kelime de gene böyle bir hırsızlama iştir. Ve uydurma. İskolastik tahrif edilen Hazreti İsa'nın din hakikisinin, kendi zamanındaki din hakikisinin fikriyatını, kitabiyatını yapan kilisenin tatbik ettiği bir nevi medrese cenderesidir. Dünya dönmez. Dünyaya dönüyor demek küfürdür. Şu şudur. Ne oldu, İstanbul'dan mı geldiler konferansın demek? Bu budur. Hacı var, evet. Sıfa geldi, hoş geldi. Sırası gelmişken bir şey söylemeye duramayacağım. Hac biliyorsunuz ki bir farzdır. Ömründe bir kere mahsus ve muayyen şartlar altında. Ve bunu yapmak ne güzeldir, ne de büyük ve asil bir mecburiyettir. Ama bu farzı yaptıktan sonra işi nafile haçlara döküp de 10. 20. hacını yapıp İslam'ı bu memlekete kurtarmanın çaresini düşünmeyenlere teessüfle mukabele ederiz. Ve eğer hakkım varsa alkışlamakta şunu beklerim. Evet, skolastik bu. Aklını cendere içine alıyor, düşünme hakkını vermiyor. Bütün kuvveti kendinden alıyor ve Aristo mantığını alet diye kullanıyor. Skolastik budur. Bizde hiçbir zaman skolastik olmamıştır. Bizde medrese en büyük ilimlerin ocağı olmuştur. Sonra içinden bozulduysa kabahat medresenin değil mi? Koca İmam-ı Gazali Nizamiye Medresesi'nin profesörü müderrisiydi. Bunları tetkik etmeyi bilmeliyiz. Bu arada kısaca İskenderiye Mektebi'nden bahsetmem lazım. Biraz geriye dönmek lazım. Platon'u anlattım. İskenderiye'de ne o Platonizm, ne İskenderiye, ne Platoniye, yeni Platonculuk diye bir mektep kuruldu. Hani buradan bahsederken fena fillahla bir münasebet görürler dedim ya. Şimdi Avrupalı mütefekkirlerin çoğu İslam tasavvufunun bu nev İskenderiye, nev Platoniye, İskenderiye mektebinden alındığını, aparıldığını ve sonradan İslamiyet'e tatbik edildiğini iddia ederler. Bu zavallılar. Şimdi neymiş nev Platoniye, onu anlayalım. Bu bir istihrak davasıdır. Dünya alakalarından silineceksin, bir istihrak haline geçeceksin, ruhunu dinleyeceksin ve onda kaybolacaksın. Ne, sonra ne olacak? Hiç yok. Hiç yok. O da bir nevi Budizm'in biraz daha mütekamili. Yani bir nevi Adem'de kaybolmak gibi bir şey. Şimdi sahte benzerlikler kadar dünyada tehlikeli şey yok. Mesela Acem halısı çuvaldan korkmazsın. Çuval çuvaldır. Acem halısı Acem halısı. Fakat Çekoslovak kadar dokunmuş makine taklidi halıdan korkar. Çünkü karıştırabilirler. Çok defa bizi şunu adına benzetenler şöyle bir oyun yapıyorlar. Filin bir kılını koparıyor, bir de farenin bir kılını koparıyor. İki kıl boz rengi birbirine eş. O halde fareyle fil birbirine eş. Bu hüküm çıkıyor. Mantık oyunu. Mantık terende bazlığı, hokkabazlığı olarak. Şimdi İslam tasavvufunu anlatmayacağım. Fakat ana prensibini koyacağım. İslamiyet'te
Şeriatı hayali böyle bir damın üstünde fil dişinden yapılma muazzam bir saraya benzetebiliriz mimarisini. İçinde namükenahi ışıklar yanmakta bir ziyafetleri. Bu saray Resulullah'ın mukaddes şahsiyetidir. Dışı şeriattır, içi tasavvuftur. Ve içiyle dışı hüvesine birbirine mutabıktır. Ve tasavvuf şeriata tabi ve bağlıdır. Tebaiyet tasavvuftan gelir. O şey ki şeriat tarafından teyitli değildir, o şey derhal reddolunur, batıldır ve mevcut değildir. Öyle bir şeriat aşkına malik olmak lazım. Hakiki tasavvufu da şeriata bu iltimat içinde görmek lazım. Tasavvuf, Hazreti Ebu Bekir'e sevr manasında Resulullah'ın iki dizi üzerine çökmesini, dilini damağına yapıştırmasını ve içinden zikretmeye başlamasını emretmesiyle vücut bulundu başlar. Ve o lecun yoludur. Aynen Resulullah'ın getirdiği marifet-i ilahi yoludur. Ve tasavvuftan gayet istirahatla kendinden geçmek değil, Allah'ta fenaya erip bakaya yol bulmak. Kendinden kurtulup bakasını Allah'ta bulmaktır. Demek ki davaların davasıdır. Şimdi koronavirüste de yani orta çağda papazların skolastiği meydana şunları çıkardı. Tesmis. Baba oğul ruhu Kudüs. Hazreti İsa'ya haşa Allah'ın oğlu kabul etti. Küfür. Biliyorsunuz ki İhlas suresinin 3. ayeti zannediyorum. Evet. Lem yelid ve lem yulad. Ne doğruldu, ne doğurdu, ne doğruldu. Buna ait. Ondan sonra ebedi günah nazariyesi. Kul ezelden ebede kadar günahkar. Ondan sonra günah çıkartma. Papazın önünde günahınızı çıkarttınız mı affolmuyor. Mutlak salahiyet babada, otorite. Tabir bu. Ve af salahiyeti. Papaz cennette parsel parsel arsa satıyor. Şimdi hiçbir şey akılla halledilmez ama aklın vedaheti önünde bu abesi anlamamanın da yolu yok. İşte Rönesans hareketi Avrupa'nın yeniden doğmuş seçmeye ettiği hareket bu abese karşı aklın kiliseden intikamı olarak başlamış. Aklın kiliseden intikamı. Zatlı anlayışıyla bu. Şimdi kilise bir abesler, batıllar, hezeyanlar ve dalaletler ocağı olur. Rönesans hareketi çok mühim bir harekettir. Ve Servetus, Bruno, Campanella, Vanini, hepsi birden bunların iskolastiğe düşme adamlardır. Ve demişlerdir ki aklı kurtarmak lazım. Böyle bin olmaz. İşte o zaman biz sadece işi kılıçla halletmeyip de. Çünkü bizim kılıcımız da İslam'ın gene bir şifasıdır söylemiştim ama propaganda yoluna gireydik. Çok büyük bir muvaffakiyet ihtimali olabilirdi. Nitekim bir müddet sonra protestanlık başlama Luther devrinde gene biz uyuduk. Viyana'nın fethine çıktık. Üçüncü fetih şey. Yani Mezbonlu Karamutlup hareketi fakat bir tevkifci heyet gönderemedik. Tam Luther'in bu harekete başladığı zaman. Çünkü protestanlık bunları reddeder. Allah'ın bir oğlu olamayacağını, insanda ebedi günah diye bir şey düşünülemeyeceğini, papazın affa kadir olmadığını, mutlak otorite olamayacağını iddia. Yani protestanlık, katolikliğin abeslerinin hafifletilmesidir. Fakat İslam'a gelinmesi değildir. İşte protestanlık da budur. Protesto etmekten geliyor. Protestanizm veya Luteryanizm. İşte o zaman bu saat noktalarını bulamadık. Şey kaldık, pasif kaldık. Bunların içinde Bruno yakılarak öldürüldü. Birçokları hapislerde hayattan çektiler. Papazlar salibi uzattıkları zaman ayağından bitmiştir. Ve yanmıştır. Bakın ne kadar fikrimde sabit.
Eğer o ayağından ikisi İslami bir iman mukabili yapaydı, en büyük şehit olurdu. Fakat o belki de Topuç'un dini inkar fikriyle yaptı. Bilmiyoruz. Orlando Campanella'da Güneş Mellesi diye bir eser yazdı. Orada insanları bir müsavilik içinde görmeye çalışır. Komünistler de ona kadar sokulur. Gene ilk komünistlerden biri mesela Eflatun, ikincisi Campanella derler. Şöyle diyor. Arkamızı döndüğümüz bir dünya doğdu Rönesans'tan sonra. Fatih'in İstanbul'u sattığından sonra Yavuz, tefekkürümüz tamamdır. Fakat hala dünyaya dikkat yok. Peşinden Kanuni, Kanuni zaten dediğimizin inkarından başı. Onun sonunda başlamaz inkar. Kanuni ile başlar. O başka bir konferansımızın mevzuu. Şunu bilin ki bu mevcutta hala gerçek Türk tarihi ve hakiki okuma kitabı yazılmamıştır. Mevcut kaç öğretmen varsa hitap ediyorum. Ben Ankara'da bir tarihte hoş olduğum devirde bir gün Hasan Ali'nin riyasetinde toplandığı zaman şey, talim terbiye dedim, utanmak lazımdır. Bir Türk okuma kitabı yoktur ve Türk tarihi hala iddialı terakki propagandasını sürdürmektedir. Yalan ilim imal edilmektedir. Geçtiğimiz ana caddenin sağa sola sapan yüzlerce şube caddesi var. Birinden birine dalsak sonra çıkamayacağız. O şube bırakıp geçelim. 17. asırda Bacon, Spinoza, Descartes, Pascal, Malebranche, Leibniz gibi büyük filozoflar daima zorluyet fikri etrafında giderler. Ona göre bir Yunanlı kadime bağlı dünya ararlar ve skolastik düşmandırlar. Fakat bir ideolojik plan kuramazlar. Nihayet 18. asır gelir ve meydana ansiklopedistler çıkar. Ansiklopedistler. Şu bildiğimiz Fransız ihtilalinin fikir planını hazırlayanlar. Neyse. Voltaire, baş dinsizlerden biri, Rousseau, Geza, Diderot, Montesquieu, Aquat. O güne kadar kral ve monarşi, monotarkia, tek adam idaresine karşı beşeriyetin hiçbir mukavemeti yoktur. Eski geçmiş olan Yunan'a rağmen. Çünkü kimisi de krallarla ittifak etmiştir ve krallar layık değil, hatasız kabul edilmiştir. Sağda baksın. Siz devam ediyor mu? Sesler biraz zayıf çıkıyor. Oldu. Evet. Bunlar maruf Rönesans hareketinin getirdiği yeni ilimlerden sonra daha ileri giderler ve çok geçiyor. Yani muharrem Hristiyanlığı inkar yoluyla doğrudan doğru dini inkar ederler. Ve dinin tek mesele olan Halik'i inkar ederler. Ve ansiklopediyi buna göre hazırlarlar. Bunlardan Jean-Jacques Rousseau demokrasi, demokratos, halk idaresi idealine bağlıdır. Montesquieu de liberalizm idaresine bağlıdır. Budur davaları. Ve nihayet 1789'da 18. asrın sonunda Fransız ihtilali patlar. Ve onun dövizleri, insan hakları beyannamesi ilk çıkan ve sonra 1793'te 4 sene sonra çıkan ikinci beyanname. Bugün hala bunlar devam ediyor. Hala bir takım ihtilaller, inkılaplar insan hakları beyannamesinden bahsediyor. Hala. Bunlarda büyük fikir adamlarının tesiri olmuş. Bir takım izler kabul etsek de büyük bir ideolojik plan kabul edemeyiz. Fransız ihtilalini yapanlar, yani aksiyoncu kadro büyük mütefekkirler değil. Büyük hareketçiler.
Muazzam bir harekettir Fransız İhtilali. Zaten inkılabı kebir diyorlar ismi. Büyük ihtilal. Hiçbir filmde bu kadar hareket yoktu. Senelerce sürer, yüz binlerce başı yer ve nihayet halk iradesi, demokrasi, cumhuriyet, devre devre imparatorluk şubu olarak yerine oturur. Fakat ne kadar zahmetle oturur o zelzele. Dünyanın en büyük zelzelelerinden biridir. Bizim bunun fikrinde getirdiğine bakalım. Bunun fikrinde getirdiği eski Yunan'dan kalma hürriyetin yeni manalarla anlaşılması, bir taraftan bir liberalist felç hürriyeti davası tutturulması, bir taraftan halk idaresi tutturulması, fakat bütün bunların hep şeyde kalması. Peki yıkan tamam, Avrupa'ya mahsus bütün bir krallık idaresini baştan aşağı sarsar. Yani Avrupa'nın nizamı değişir. Napolyon ki sonradan imparator oldu, gene bu sistemleri ve prensipleri değiştirmedi. Kendi tam hakimiyetini kurduğu halde, bir nevi Sparta kumandanı gibi kurduğu halde, bu mefhumlar yaşadı ve bayrağı üç renkli bayrak olarak devam etti. Yani krallık idaresi değil. Onun için beşerin büyük bir hadisesi bu. Bunu inkar edemeyiz. Asıl dava hürriyetin ne olduğunun tamamıyla tespit edilmesinden doğuyor. Şimdi en enteresan yerlerden birine geldik. Hürriyet. Biraz sonra göreceksiniz muhasebe noktasında. Çok çabuk bir muhasebe yapacağız. Doğru diyeceğiz ki her rejim arayıp da bulamadığının hakikatini İslam'da görsün. Kendi ismini mezhebini değil. Arayıp da bulamadığının hakikatini. Ve birbirine tevkid ettiği şeyin devasını İslam'da bulsun. Fakat orada da her şey gibi hürriyette sınırlı. Hürriyet nedir? Şu İttihat-ı Terakki'den beri bize musallat ettikleri, Avrupa'nın musallat ettiği o dava. Sanki bize hürriyet yok muydu? En büyük hürriyet İslam'dadır. O kadar ki Allah Kur'an'ında ayet halinde la ikrahe fi dindir. Dinde ikrah yok. Tam hürriyet. Hürriyet inanılacak şeye bütün bir vicdan istifla ile varmanın metodudur, usulüdür. Hürriyet vasıtadır, gaye değildir. İş hürriyet için hürriyete gelince meydana eşek hürriyeti çıkar. İşte tanzimatta durdurulamayan cereyan bu oldu. Hürriyetler, affedersiniz, Umuhan'daki hürriyet hanım birbirine karıştı. Bunun kadar ırzına geçilmiş bir mefhum yok. Ne hürriyeti efendi? Hangi hürriyet? Hakikatin emin olduğu, sabit olduğu, beşeri bir mütearize, aksiyon, katiyet haline geldiği yerde kimseye rey sormazlar. Reis-i Cumhur hastalanınca atarlar bir arabaya, gidecek de içinde sokarlar hastaneye, doktor teslim alır, yatırır, sormaz hangi ilacı istiyorsunuz, şu bıçaklar içinde hangisini seçiyorsunuz, kendi seçtiği bıçaklar, ya yırtar, yarar, diker, sarar, taburcu eder, bu kadar. Demek ki orada bir hakikatin otoritesi var. Şu halde hürriyetin tarifi çıkıyor meydana. Bu tasavvufların tarifi, ne harbiden tarifi. Hürriyet, hakikata esaret. Zehir olmak için hakikata esaret. Yoksa başıboşluk davası değil. İşte beşeriyetin hala halledemediği dava budur. Bunun önüne Hitler'le Mussolini geçmek istedi. Geçemediler. Bugün Amerika'da hala abdülce dedikleri. Böyle şey olmuş. Tersümüş, gitmiş, yalana olmuş hürriyet davası yürür. Ben hür olayım, ben olacağım olayım. Nefsaniyim. Yok öyle şey. Hür adam hakikati gören, ona vasıl olan ve iradesini kullanabilendir. Demek ki insan Allah'ın emirlerine baş koyması için, bu irade için yarattığı ve bu esarete zorriyet ismini verdiği insan.
İşte bütün incelik burada. Yoksa nasıl ki bir merkez alın da üstüne koysanız, nasıl ki bacağını açar yapacağını yaparsa bizim eşeklik yönetimizle alakamız yoktur. Ve Tanzimat'tan beri gelen hürriyet dillerinde hürriyet seleteliği döndüren rejimler halkı bununla ifsad etmişlerdir. Hürriyet. Bu manada hürriyet ölümdür. Yok olsun böyle hürriyet. Ve beni kurtaracak olan, her fert ve cemiyet halinde hakikate götürecek olan Ali Cenab, muhasebe, ruh muhasebesi ve Allah'ın da hesaba malik otorite sağ olsun. Hürriyet işte bu böyle bir sınır içindir. Muhasebe yerinde de tecillerle, misalleriyle göreceksin. Kılıçlı İslam'ın getirdiği hürriyet işte böyle gide gide bir yalama haline geldi. Nasıl gidalar yalama olur? Çevir çevir çevir. Bir türlü sıkmaz şeyi. Şimdi fikirleri alalım. Bakın fikirler ne kadar değişiyor. Dedik ki size şey cemiyete düşmandır. Montesquieu. Çünkü o liberalist sertçidir. Der ki istibdadı gerektiren şey cemiyettir. Fikri ve cemiyeti dağıtmaya kadar giden temayül. Liberalizm. İşte bu bir intihar. Belli. Rousseau İçtimai Mukavele isimli eserinde şöyle der. İnsan hür doğmuştur. Halbuki her yerde eser zecine bağlıdır. Cemiyetin tabii şeklini istibdad olarak gören Emil Fage'de Liberalizm isimli eserinde şöyle der. İnsan dünyaya gelmekle esir doğmuş demektir. Bütün bu zavallılar, Avrupa müzefekirleri yollarını bulamıyorlar. Bir şey seziyorlar, bir ışık görür gibi oluyorlar, yollarını kaybediyorlar. Çünkü hakiki ışıktan mahrumdurlar. Fage, büyük müzefekir, insanı hak sahibi kabul etmez ve doğan çocuğun beraberinde bir hak getirdiğini reddeder ve şöyle hüküm verir. İnsan hakları ile cemiyet hakları birbirine aykırıdır. Onca hem ferde hem cemiyetin haklarını bir arada toplamak, hem millete hakimiyet hem de ferde hürriyet bağlamak, ateşle suyu bir araya getirip iyi geçiniz demeye benzer. İşte İslam'ın sırrı. İslam ikisini de toplamış, iyi geçiniz demiş ve geçindirmiştir. Yerinde göreceğiz. Görülür ki fert ve cemiyetlerle iki bu hürriyet davası daha tahakkuku anında kendi içinde dejenere olmuş. Tereddiye uğramış. Liberallerin fikri, bakın ne kadar enteresan da fikir ama yanlış. Devlet bir deva ise diyorlar, devlet bir ilaçsa bir deva ise herhalde fena bir devadır. Çünkü bir deva büyük bir dertten kurtulmak için katlanılan küçük bir dert. Ferdin hürriyeti, hükümet içinde ferdin hürriyetini hükümet ve hükümet kabul etmek hiçbir devletin elinden gelmez. Tam hürriyetçi bir devlet olamaz. Tabiat kanunu bozan cemiyeti yıkınız. Bu cemiyetin müsavasızlığından başka bir şey hüküm süremez. Cemiyeti yıkıyorlar. Buna mukabil demokratların fikri, o da enteresan. Diyorlar ki fert, devlet fikri, devlet varlığı içinde devlete tersinleşmiş, yapışmış, kaynamıştır. Fertlere ruh veren devlettir. Ayrı yaşayan bir arı, bir karınca nasıl bir canavarsa, mücerret yaşayan bir insan da bir canavardır, hiçtir. Arı ruhu yok, kovan ruhu var. Bu da demokratların fikri. Ne o doğru, ne o doğru. Çünkü kovan ruhu vardır, mahpus tutulacaktır. Arı ruhu da vardır, mahpus tutulacaktır. Ne cemiyet fertten hak çalacaktır, ne fert cemiyetten hak çalacaktır. Bunu komünizm bahsinde göreceğiz. Şiştik mi, devam edelim mi? Şimdi bakın ne oluyor? Hürriyetin tereddüsü içinde. Ne kadar güzel bir sözü var Emil Fager'in. İstibdat idareleri benim istediğimi, istemediğimi söyleme derdi. Bakın bugüne tatbik edin ne kadar doğru bir şey.
İstihbarat idareleri benim istemediğimi söyler. İşte matbaada der ki ben şunu istemem. Bunları yazdım. Bu kadar değil mi? Yani sus der sana, sus. Buna mukabil sahte hürriyet idareleri ille benim istediğimi yaz der. Ve parayla, nüfuzla, bilmem neyle bunu deyim eder. Biri sadece sus derken öbürü istediğimi söyle diyor. Fakat diyor ki hürriyete karşı işledilen cinayetlerin bundan daha şeni olamaz. Ben bunu hakim huzurunda söyledim. Dedim bu devir istihbarat devrinde insan susarsa kurtulur. Bu devirde eğer bu hayattan istediğini söylemeye mecburiyetim. Yoksa babandan kalan evini bile yakarlar adamı. Öyle devirler yaşadık. Sadece gazetelerden kovmak değil. Anlayan anlasın. Nihayet şey şudur, Fransız ihtilali boyunca insanların ve fikirlerin başını kemiren hürriyet, başıboş hürriyet rejiminin son hükmü şudur. Hürriyet, kendisine muhalif hürriyeti kabul etmedikçe hürriyet değildir. Bakın nasıl bir riyaziye, matematik. Hiçbir hürriyet kendisine muhalif hürriyeti kabul etmez. O halde hürriyet yoktur. Bakın hürriyet kendi kendine yıkıldı gitti. Ben mümin olarak komünistin hürriyetini kabul etmem. O da komünist olarak benim hürriyetimi kabul etmez. O halde hürriyet denilen şeyi kaldıralım. Daha doğru yaparız. Hakikatin ve oraya esareti koyalım. Şimdi Fransız İnkılabı'nın açtığı yolda bütün bu telakkilerle beraber bir büyük fikir arayışımız başladı. Bir büyük fikir arayışımız. Bunu getirdi Fransızlar. Ve ilk defa sosyalizm doğdu. Şimdi günün modası olduğuna göre enteresan bir yere geldik. Fransız İnkılabı'nın mütefekkirlerinden biri olan Bardot ile başlıyor. 18. asrın sonunda ve 19. asrın başında. Bu başlangıç daha tam kurulmuş olmadığıyla sosyalizmin bir ilk çatısı halindedir. Öyle farklı sorularsa komünizmle sosyal varsa farklıdır. Bir takım allameliklere gitmeye lüzum yok. Bunun ilmi izahı var, ruhu izahı var, şu var bu var. Sosyalizmin bir metafizik meseleden gelmediği materyalizm gibi. Bütün ruhi meseleleri kabul ettiği ve servetin cemiyet elinde, devlet elinde bir cemiyet iştiraki halindeki iştiraki yön demişlerdir. Kümelenmesi davası. Buna mukabil asıl fikri manada izah etmek istersen deriz ki komünizm sosyalizmin azmanıdır. Tam Türkçe tabiriyle azmanı. Ve farkı komünizmin izahında tam göreceksiniz. Bu azmanlık bir izdivaç neticesi olmuştur. Sosyalizmle materyalizmin izdivacından komünizm denilen sosyalizm azmanı meydana gelmiştir. Bunun gayet saralı böyle beyz içinde 3-4 tane talebesi vardır. Enfantin, Bazar, Leroux ve Blanqui. Blanqui isminde de çok durmak lazım. Çünkü komünistler fikriyatının büyük bir kısmını bu Blanqui'den aparmışlardır. Tam tabiriyle. Onun için mühim bir adam. Yani o Blanqui'ler ikidir. Biri Louis Blanqui. Asıl mühimi odur. O Marx'a kadar yetişti. Bir de Adolf Blanqui var. O kadar şey değil. Mühim değil. Blanqui aşağı yukarı sosyalizmi kuran adamdır. Ve Saint-Simonien dedikleri. Saint-Simon mektebinin de özü şudur. Her şahıs istidadına ve eserine göre değerlendirilmelidir. Ne güzel laf. Peki istidatla eseri kim değerlendirecek? Bu Bergson'un sözüdür. Benim değil. En büyük dava burada. Olur ya siz dünyanın en büyük dahisi olursunuz. Yok ki böyle şey lüzum bu derler. Kundacı olursun en büyük eser budur derler. Fazla ilmi olmak istemiyorum. Uzun davalarımız var konuşacağımız meseleler. Fakat nasıl söylemeden durayım? Hegel materyalist felsefenin başıdır Almanya'da. Fakat bu materyalist felsefe eserden müessire gider gibi
eserden müessire gider gibi ilahi vahdeti kabul edendir tasavvurdur. Ama maddi içi bir tefahusla kabul eder. Anladınız mı? Şimdi bunlar bunu alır fakat imanı hemen kesiverirler. Asıl makbul iman müessirden esere gelen imandır. Şey Muhyiddin Arabi'ne sormuşlar, demişler ki filan adam 1001 tane şeyle delille Allah'ın varlığını ispat ediyor. Demiş ki demek ki 1001 tane şüphesi varmış. Meşhur. Onun için makbul imanın anlıyorsunuz nasıl doğrudan da bedahat halinde müessirden esere gelmek demek olduğunu. Fakat her mizaca göre değildir bu. Şeyin materyalizmi Hegel'in neci itibariyle idealist materyalizmdir. Bunu felsefeye uğraşanlar bilir. Var mı aranızda felsefe talebesi falan hiç? Yok mu? Yok. Orada var. Ha? Yeni izleyiz. Çok yenisin. Hatta mezun olsan da yeni olacaksın. Marx bu şeyi alıp bu diyalektiği engelse yaptırır. Kendi tatbikatını yapar. Yani cemiyetteki bütün ısrap nahirlerini, noktalarını, her şeyini, buhran nereden geliyor, nereye gidiyor, geliyor. Ve büyük meşhur eserini yazar. Das Kapital, Sermaye isimli eserini yazar. Bu eseri komünist düşman olup da okumamak bir nevi ayıptır. Bakın ne diyorum, komünist düşman olup da okumamak. Bilmiyorum var mıdır, memnun kitaplardan mıdır denir. Benim başımdan tuhaf bir hadise geçti, bilmem haberiniz var mı? Bu tevkif edildiğim zaman benim evimde bunları tam böyle şeyler buldular ve beni solculukla ithama kalktılar. Ben ne söyleyeceğimi bilemedim çünkü nasıl söyleyeyim. Yani düşünün yani doğrudan doğruya mikrop sahasında uğraşan bir doktorun evinde mikrop üretmesine ait takım ayetler buluyor ve sen mikrobun kendisisin diyorlar gibi bir şey. Bu Kapital korkunç bir ikna diliyle yazılmıştır ve işi kolayına getirme, kunduna oturtma eseridir. Çok nadir zeka bunu sezer. Elle tutulmuş gibi gösterir hadisatı. Elle tutulmuş gibi, billurin bir tarzda, berrak, açık. Ameli ıstırabını anlatır, onu koyar, bunu koyar. Tarihi materyalizm, bütün gelişi koyar, gidişi koyar filan. Öyle bir bina yapar ki, bütün çürürlükler gizlidir. Fikrin ifade üslubuna, tarzına veya tekniğine diyalektik denir. Bu diyalektik, ideal diyalektiğidir işte. Engels'in budaya budaya demeye benzettiği Hegel diyalektiği. Marx 1847'de yazdığı Das Kapital'le derhal Garb'ın entelektüel şeyinde, bünyesinde köprü başlı kurmuş mikroplarını yerleştirmiştir. Dehşetli bir tesir yapan bir eser oldu. Ve Hegel'in de tarihi materyalizmi. Çünkü Engels'in yanlış söylüyorum. Hegel'den alınan materyalizm tamamıyla bir şeye bağlanmıştır. Ve nihayet bunlar basitin basitine irca halinde bir formüle varmışlardır. Formülü aynen okuyalım. Dini, siyasi, ahlaki hadiselerle bu hadiselerin doğurduğu ve içlerinde cereyan ettiği müesseseler cemiyetin sadece maddi ve iktisadi faaliyetlerin tali ve tabi inikaslarından başka bir şey değildir. Şimdi bu İvcaş'ın cümlenin hulasası şu. Herif hiç kabul etmiyor. Ahlaki, dini, içtimai, hadise kabul etmiyor. Her şey iktisadidir diyor. Onların doğurduğu müessirlerin uydurduğum takım vehim hayalatından ibarettir bunlar diyor. Yoktur böyle bir şey. Şimdi buradaki notumuzu biraz okuyalım. Bu sapıklığı kadar karışık ve dolaşık ifadeyi aydınlatalım. Yani bir cemiyette ana faktör, baş amil, temel müessir, esas ölçü sadece maddi ve iktisadidir. Cemiyete hakim sanılan bütün manevi değerler zatlarıyla bu ölçülere tabi ve ikinci sınıf bir takım akislerden ibarettir. Yani zatsız, vücutsuz bir takım gölgeler, vehimler. Tasavvufta Allah'ın mutlak varlığına nispetle dış aleme, masivaya atfedilen gölge vücudun aynen ruha ve onun müesselerine, dolayısıyla Allah'a
mutlak varlığa ve maddeye ve onun hareketlerinin dolayısıyla puta bağlanması. Biraz da bunu izah edeceğim. Şimdi tam mutlak idealizme dediğimde Allah'ın varlığı ve zatıdır mutlak olan, bütün bunlar gölge varlıktır. Bu mantığı alıyor, tam tersine çeviriyor. Haşa, Allah'a vehim diyor ve vehimlere mutlak diyor. Dikkat ediyor musunuz? Nasıl tersine çevrilmiş bir mistik, bir mistik, mistik sıfat olarak söylüyorum, isim olarak söylüyorum, bir mistik hokkabazlığı. %100 tersine düşürülmüş, döndürülmüş, zaten söyleniyor burada. Mistik, tam tepe taklak edilmiş, hakikat budur. Ve nihayet, gayet tabii olarak bundan çıkacak hüküm, bütün manevi değerler baskı altında kabul ettirilmiş ve semerlendirilmiş birer vehimden ibarettir. Ve ilk sözleri. Allah haşa, yok. Ruh yok. Aile yok. Çocuk zaten temiyet muhakemesi yok. Hatıra yok, milliyet yok, tarih yok, hiç yok. Sadece madde var ve maddenin akışı var. Ruh da bu maddenin insan idrakinin üzerindeki mürtesemleridir. Hani aynanın hayal oyunları gibi. Oradan doğan bir şeydir. Ne kadar sakat fikir de belli. Benson'un tahlilinde hepsi var. Evet. Böylece topyekun inkar edilmiştir dünya üzerinde. Bir bedahat hakkı olarak işçinin hakkını ortaya koydu. Yani batılın mezhebini kurdular. Fakat bir sistem kurdular. Yani şeyin boşluğunu, sözlerinin boşluğunu doldurdular. Batılla, dalaletle doldurdular.